Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Pelin Kılıç. Çocuk gelişimi üzerine eğitim aldım ama öncesi de bir ekonomi alanında bir eğitimim var. Evde duyusal ve gelişimsel açıdan bazı şeyleri tüketiyorsunuz. İşte makas tutmak olsun, ondan sonra bir şeyleri resim yapmak olsun. Bunun gibi çoğaltabiliriz tabii örnekleri. Annelerin yani ebeveynlerin yetemediği durumlarda ve çocuğun artık dış dünyaya açılması, kendi akranlarıyla vakit geçirmesi için böyle ortamların oluşmaya başlamasıyla aslında oyun atölyesi gelişti. Biz de kendi çocuklarımızı düşünerek böyle ortamların çok eksik olduğunu fark edip bu yola girdik aslında. Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Selen Örtmen. Bu işe başlamadan önce aslında uzun süredir yoga eğitmenliği yapıyorum. Yetişkin yogası ve çocuk yogası, aynı zamanda hamile yogası. Duysal atölyelerimiz olacak. Duysal atölyelerimizde ince motor becerilerini ve kaba motor becerilerini geliştirmek adına. Bunların içinde her şey var. Dans da ediyorlar, o sırada resim de yapıyorlar, renkleri de öğreniyorlar. Onun dışında bir sanat atölyemiz var. Yine aynı şekilde sanat öğretmenimiz, resim öğretmenimizle beraber sanatçıları da tanıdıkları günler olacak. Ünlü ressamların resimlerinin örneklerini yapacak minik sanatçılar. Yemek pişirme atölyemiz var. Yine yemek atölyemize de mutfak sanatlarından mezun bir öğretmenimiz katılıp verecek. Mesela cooking gibi ama çocuklara sağlıklı şekillerde güncellenmiş tariflerle, içine rafine şekersiz, daha onları yiyebileceği hitap edecek tariflerle. Müzik dışarıdan destekliğine Damla hocamızın müzik eğitimleri olacak. 0 aydan itibaren müzik eğitimi de verebiliyoruz. Ve benim yoga atölyelerim var. Aynı zamanda da burası atölye dışında da kullanılabilecek bir alan yarattık biz. Yine çocuklar atölye katılımı olmaksızın buranın program dahilindeki bazı saatlerinde de gelip buradaki bütün roleplay oyuncakları, büyük kaydırakları, ağaç evleri kullanabilirler. Velilerimiz merakla bekliyorlar efendim çocuklarını bu güzel atölyeye yazdırabilmek için. Sosyal medyada hangi isimle varsınız? Bir de bulunduğunuz yer tam olarak neresi? Sosyal medyada direkt ismimiz Biscuits. Bu arada Biscuits ismi İngilizce karakterli değil, Türkçe karakterli, K ile yazılıyor. Aslında burada küçük bir onlara ince bir espri yaptık. Çocuklara dokundurmak istedik. O yüzden Biscuits. Panula Balat sitesinin altındayız. Balat Mahallesi'nde, Bursa Nilüfer'deyiz. Sosyal medyada hangi isimle varsınız? Aynı şekilde sadece Biscuits. Biscuits yazdıkları zaman bizi kolaylıkla bulacaklardır. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. İş hayatınızda çok başarılar dilerim. Çok teşekkürler.